Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hayrul hadisi kitabullah ve hayrul hediye hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrul umuri muhtesatuhâ ve kullu muhtesetin bid'a. Ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnar. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allemtena ve zidna ilmen nafi'an ve elhetna bissalihin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Değerli dostlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bir tefsir dersinde yine birlikteyiz. Bugün inşallah Kur'an-ı Kerim'in 5. suresi olan Maide suresinin tefsirine başlayacağız. Dolayısıyla El-Muhadaratul Hadiyetü ve Selasun, yani 31. muhadaraya başlıyoruz. Değerli dostlar, bu muhadaranın başlığı Ma Yahillu ve Yahrumu Minel Et'ime, yani helal ve haram olan yiyecekler konusunda. Dolayısıyla Maide suresinin ilk 4 ayetinin tefsirini yaparak başlayacağız inşallah. Değerli dostlar, derse başlamadan önce sizlere bu Maide suresi hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bilindiği gibi Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure var. Ve bu surelerden 5. sure, Kur'an-ı Kerim'de resmi sıralamada 5. sırada yer alan sure Maide suresi. Bu sure Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Medine döneminde nazil olmuş olan hicretin 6. yılında Hudeybiye barış anlaşmasından sonra nazil olmaya başlamış olan bir suredir. Ve bu sureye Maide suresi ismi verilmesinin sebebi de Beni İsrail'in peygamberleri Hazreti Musa'dan gökten bir sofra indirmesini istemeleri ve Hazreti Musa'nın da Allah'a dua ve niyazda bulunması suretinde mucize olarak gökten bir sofra inmesi sebebiyle bu kıssanın anlatıldığı sure olması münasebetiyle bu sureye Maide suresi ismi verilmiştir. 120 ayeti kerimeden meydana gelen bu Maide suresi çoğunluk olarak hükümler ihtiva eden önemli surelerden bir tanesidir. Dolayısıyla ilk 4 ayetin tefsirini yapacağız ve bu ayetlerin Türkçe mealini vererek başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ey inananlar, evfu bil ukudi, evet, akitlerinizi yerine getiriniz. Yani yaptığınız sözleşmeleri, akitleri yerine getiriniz. Uhillet lekum behimetul en'ami, en'am kelimesi çoğul bir kelime ve deve, sığır ve koyun için kullanılan bir kelimedir. Behimetül en'am. Uhillet lekum behimetül en'am. Bu hayvanlar size helal kılınmıştır. İlla ma yutla aleykum gayra muhillis saydı. Evet, ihramlı iken avlanmayı helal saymamanız kaydıyla, şartıyla bu hayvanlar size okunacak hayvanlar dışında bu hayvanlar size helal kılınmıştır. Evet, uhillet lekum behimetul en'ami illa ma yutla aleykum gayra muhillis saydi ve entum hurum. Evet, ihramlı iken avlanmayı helal saymamanız kaydıyla okunacak olan hayvanlardan başka hayvanlar size helal kılınmıştır. İnnallâhe yahkumu mâ yurid. Şüphesiz ki Allah istediği hükmü verir. Dilediği
istediği hükmü kulları için verir. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ey inananlar, la tuhillu şairallahi, şaire çoğulu şair. Evet, Allah'ın şiarlarını, şairelerini helal saymayınız. Vele şehrel harame, velel hediye, velel galaide, haram ayları helal saymayınız. Vel hediye ve haçta kurban edilmek üzere gönderilen kurbanlık hayvanları, vel galaide ve hayvanların boynuna asılan gerdanlıkları, vele aminel beytel harame yettegune fadlen min rabbihim ve rıdvana, Rablerinden bol bol nimet ve hoşnutluk isteyerek Kabe'ye gelenlere sakın saygısızlık etmeyiniz. Ve izâ haleltüm fesdâdû, evet, ihramdan çıktığınız zaman avlanabilirsiniz. Velâ yecrimennekum şene'ânu kavmin ensaddûkum anil mescidil harâmi enta'dedû, evet, sizi Mescid-i Haram'dan alıkoydular diye bir takım insanlara beslediğiniz kim sakın sizi haddi aşmaya sürüklemesin. Vela yecrimennekum şene'anu kavmin ensaddukum anil mescidil harami entahtedu. Evet, bir takım insanlara kim de öfkeniz sebebiyle onlar sizi Mescid-i Haram'dan alıkoydular diye onlara haksızlık yapıp onlara haddi aşmaya sizi yönlendirmesin. Ve teavenu alel birri ve takva, evet, iyilik ve takvada Allah'ın emirlerine saygı duyma konusunda birbirinizle yardımlaşın. Ve la teavenu alel ismi vel udvan, günah olan ve düşmanlık olan konularda asla birbirinize yardımcı olmayın. Birbirinize destek çıkmayın. Vettekullâhe, Allah'tan korkun. Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakının. İnnallâhe şedîdül ikâb, şüphesiz ki Allah'ın cezası çok çetindir, çok şiddetlidir. Hurrimet aleykumul meytetü, size ölmüş olan leş haram kılınmıştır. Veddemü, kan haram kılınmıştır. Velahmul hınziri, domuz eti size haram kılınmıştır. Ve ma uhille li gayrillahi bihi, Allah'ın adı dışında başka şeylerin isimleri zikredilerek kesilen hayvanlar size haram kılınmıştır. Evet, vel munganizetü, boğularak öldürülen hayvan size haram kılınmıştır. Vel mevguzetü, ve vurularak öldürülmüş olan hayvan size haram kılınmıştır. Vel mütereddiyetü, yüksekten düşüp de ölen hayvan size haram kılınmıştır. Vel natihatü, bir hayvanın başka bir hayvana toslamak suretiyle öyle ölmüş olan hayvan size haram kılınmıştır. Ve ma ekele seb'u illa ma zekkeytun, evet, ölmeden önce kestiğiniz hayvan hariç yırtıcı hayvanların parçaladığı hayvanlar size haram kılınmıştır. Ve ma zubiha len nusubi, evet, çeşitli taşlar üzerinde putlar için kesilmiş olan hayvanlar size haram kılınmıştır. Ve en testaksimu bil ezlam, faloklarıyla işlem yapmak, faloklarıyla efendim bazı şeylerin yapılması veya yapılmaması konusunda bu türlü fiillerde bulunmak size haram kılınmıştır. Zalikum fısk, işte bunlar bir fısktır. Allah'ın emirinden dışarı çıkmaktır. El yevme yeisellezine keferu min dinikum, evet, inkar edenler sizin dininizden artık ümitsizliğe kapılmıştır. Yani sizin artık kendi dinlerine dönmelerinden artık
ümitsizliğe kapılmışlardır. Fela tahşevhum, onlardan korkmayınız. Vahşevni, ve benden korkunuz buyuruyor Yüce Allah. El yevme ekmeltu lekum dinekum, bugün size dininizi tamamladım, dininizi kemale erdirdim. Ve etmentu aleykum nimeti, ve nimetimi sizin üzerinize tamamladım. Ve radıytu lekumul islame dina, ve size din olarak İslam dinini seçtim ve razı oldum. Femenit turra fi mahmasatin gayre mütecanifin li ismin, günaha isteyerek yönelmemek şartıyla zorda kaldığınız zaman bazı mahsurlu olan, haram olan şeyleri yemeniz ve içmeniz nedir? Bunda bir günah yoktur. Fe innallaha gafurur rahim, şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, gafurdur ve rahimun, ve çok merhamet sahibidir. Kullarına çok fazla merhamet eder. Yes'elûneke mâzâ uhille lehum, onlara neyin helal kılındığını sana soruyorlar. Ey Resulüm, ey Habibim. Kul, de ki onlara, uhille lekumut tayyibatu, evet, size temiz olan, güzel olan şeyler helal kılınmıştır. Ve mâ allemtüm minel cevârihi mükellibîne tuallimûnehunne, evet, avlanmayı öğrettiğiniz hayvanların yakalayıp getirdiği hayvanlar da size helal kılınmıştır. Mimme allemekumullah, Allah'ın size öğrettiğini hayvanlara öğretip de onların av hayvanı haline getirdiğiniz ve onların yakaladığı hayvanlar size helal kılınmıştır. Fekulu mimma emsekne aleykum, sizin için o hayvanların tuttuğu hayvanları yiyiniz, hayvanların etinden yiyiniz. Vezkur ismallahi aleyhi, ve onların üzerine onları keserken Allah'ın ismini zikrediniz. Vettegullaha, Allah'tan korkunuz, Allah'ın emrine karşı gelmekten sakınınız. İnnallaha seri'ul hisab, şüphesiz ki Allah hesabı çok hızlı görendir. Evet, böylece Maide suresinin ilk 4 ayetinin Türkçe mealini vermiş olduk değerli dostlar. Bu ayetlerde geçen bazı kelimelerin izahlarını yapacağız. Et-tahlilu lafziyu, yani lafzi tahlil. Birinci ifade, evfu bil ubudi, yani akitleri, sözleşmeleri, yaptığınız akitleri, sözleşmeleri yerine getiriniz. Yani onlara uyunuz anlamında. Yugalu vefa bil ahdi, evet, ahde vefa gösterdi. Ve evfa bihi, ve ahdini yerine getirdi anlamındadır. Ve minhu vel mufune bi ahdihim, yani akitlerini, sözleşmelerini yerine getirenler olarak ayet-i kerimede gelmiştir. Ve evfa lugatu ehlil Hicaz. Evfa fiili, bu form, bu şekil Hicaz ehlinin kullanmış olduğu bir lugattır. Vel ugud cem'u akt. Evet, ugud kelimesi de akt kelimesinin çoğuludur. Sözleşme, antlaşma anlamına geliyor. Ve asluhu fil lugati, evet, akt kelimesi lugatta, Arapça lugatta erraptu, bağlamak anlamına geliyor. Tegulu agattul hable bil habli, ipi iple bağladım dersin. Sümme isti'ure isti'ire veya ustu'ire bil meani, çeşitli manalar için istiare olarak kullanılmıştır. Ne gibi mesela? Ke akdil bey'i, bir alışveriş sözleşmesi yapmak gibi. Vel ahdi ve gayrihima, evet, ahdi, ahdetmek, sözleşme yapmak gibi, buna benzer manalarda kullanılmaktadır. Kale sahibul keşşaf, keşşaf adlı tefsirin sahibi olan Zemahşeri şöyle demiştir. El akdü, akit kelimesi, el ahdül müvessegu, evet, pekiştirilmiş sözleşme, antlaşma anlamına gelir. Şebbehe bi akdil habli, evet, bir ipin
bağlanmasına benzetilmiştir. Ve nahvehu galel hatiye, hatiye adlı şair şöyle demiştir. Gavmun idâ agadû akden licârihim şeddû el icâce ve şeddû fevgahul kerebâ. Gavmun humul enfu vel eznâbu gayruhum ve men yusevvî bi enfin nâgatil zenbâ. Evet, böyle bir beyit söylemiş. Vel muradu bil ugud hune, ayet-i kerimede ugud kelimesinden murad edilen, kastedilen ma yeşmülül ugud elleti agadehallahu ala ibadihi, Allah'ın kullarına yaptığı efendim antlaşma, sözleşme içine aldığı gibi, ne gibi mesela? Kettekalif-i şer'iyeti, Allah'ın şer'i teklifleri, kullarına yüklemiş olduğu çeşitli şer'i, dini sorumluluklar içinde olduğu gibi, vel ubud elleti beynennas, insanlar arasındaki yapılan sözleşmeleri de içermektedir. Ne gibi mesela? Ke ubudil emanati, çeşitli emanetlerin insanlara verilmesi ve bu konuda antlaşma, sözleşme yapmaları gibi. Vel mubayiat ve alışveriş sözleşmeleri gibi. Vesaire enva'il ubud, diğer antlaşmalar, diğer çeşitli antlaşmalar, hepsi bu kelimenin içine girmektedir. Behimetül en'am ifadesi ise, değerli dostlar, el behimetü ma la nutka lehu, konuşmayan canlı manasına, hayvan manasına gelmektedir. Ve zalike lima fi sıfatihi, lima fi savtihi minel İbhami, çünkü onların seslerinde bir gizlilik vardır, bir anlaşılmayan yön vardır. Ve hussa fil urfi bima ada es-siba ve tayr. Örfi olarak insanların örfünde kuşlar ve yırtıcı hayvanlar dışındaki hayvanlar ne yapılmıştır? Hususi olarak kastedilmiştir bu ifadeyle. Efadehu râgibu, bunu, bu manayı Râgıp İsfahani ifade etmiştir. Vel en'amu cem'u ne'am. En'am kelimesi ne'amun kelimesinin çoğuludur. Bir fethateyni, evet, iki fethayla okunan ne'am şeklinde, ne'amun. Vehiye ve bu ne'am denilen hayvan, hayvanlar el-ibilü, deve, vel bakaru, inek ve sığır, vel ganemu ve koyun türünden hayvanlardır. Evet, hurumun kelimesi ise, değerli arkadaşlar, cem'u haramun, haram kelimesinin çoğuludur. Bimana muhrimun, ihramlı insan anlamına, ihramlı Müslüman anlamına gelmektedir. Ve manel ayet, buna göre ayetin manası şöyle olmaktadır. Gayra muhilli saydi, evet, avlanmayı helal kılmamak şartıyla ve entüm fi haletil ihrami, ihramlı iken avlanma yapmamanız şartıyla manasındadır. Evet, şairullah ifadesi ise مَا جَعَلَهُ عَلَمًا عَلَى تَعَاتِهِ, Allah Teala'nın taatine işaret olarak kıldığı şey anlamına geliyor. وَاهِدُهَا شَعِيرَةٌ, evet, şair kelimesinin müfredi şaire kelimesidir. وَالْمُرَادُ بِالشَّعَائِرْ هُنَ, ayet-i kerimede şair ifadesinden murad edilen, kast edilen مَنَاسِكُ الْحَجِّ, haccın haçta yapılan ibadet şekilleridir. Ve huve merviyyun an İbni Abbas'ın, de bu mana Abdullah İbni Abbas'tan rivayet edilmiştir. Ve gile, denildi ki el muradu biha, evet, şair, bundan kast edilen hududullah, Allah'ın çizmiş olduğu dindeki sınırlardır. Ve huve mengulun an İkrime ve Ata, bu mana da İkrime ve Ata'dan nakledilmiştir. El-galaidu kelimesi ise, değerli arkadaşlar, cem'u
Galade, galade kelimesinin çoğulu galait şeklinde gelmektedir. Ve ye ma galled kullide bihil hediyo. Evet, kurbanlık hayvanın boynuna takılan gerdanlık anlamındadır. Ve kene racülü yugallidu ba'irehu min biha'in şeceratil hurum, haram bölgesindeki ağaçlardan hayvana kesilecek olan deveye, kurban olarak kesilecek olan devenin boynuna insanlar bir gerdanlık, bir belirti, bir işaret takıyorlardı. Fe ye'menu bizalike haytu seleke, hayvan otlarken, oraya buraya gidip gelirken böylece bu işaretten, bu gerdanlıktan biliniyor ve o hayvana zarar verilmiyordu. O hayvan emniyet içerisinde oluyordu. Yecimennekum, yecimennekum fiili ise ey yeksibennekum, sizin kazanmış olduğunuz anlamındadır. Yugalu cereme zenben, bir günah işledi anlamına geliyor. Ey kesebehu, yani günah yaptığı işle günaha girdi anlamındadır. Ve fulanun carimun ehlehu, yani filan ailesini ne yapmıştır? Ailesi için kazanmıştır anlamında. Ey kasibuhum, yani o kişi ailesinin kazanıp da ailesinin rızkını temin eden kişi anlamına gelmektedir. Şenean kelimesi ise ey buğd, buz manasına geliyor. Yugalu şene'tuhu izâ ebgattuhu, bir kişiye kin ve öfke duyduğun zaman şene'tuhu denilir. Ve şani'u el-mubgidu, kin ve öfke duyan kişi manasına geliyor ismi fail olarak. Gâle Teâlâ, Yüce Allah bu kelimeyi başka bir surede şöyle kullanmıştır. İnne şâni'eke huvel ebter, yani sana kin ve öfke duyan odur, soyu kesik olan anlamındadır. Ve mana, o zaman buna göre ayetin manası şöyle oluyor değerli dostlar. La yeksibennekum buğdu kavmin, bir kavme olan kin ve öfkeniz sizi yönlendirmesin. لِاَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, onlar sizi mescide harama girmekten alıkoydukları için onlara olan kin ve öfkeniz, el-i'tida aleyhim, onlara saldırmaya, onlara karşı haksızlık ve zulmetmeye sizi yönlendirmesin anlamındadır. Uhille li gayrillahi ifadesi manası ey zubiha li gayrillah, Allah'tan başkası adına kesilen, kesilmiş olan anlamındadır. Ve zukira inde zebhihi gayru ismillahi, Allah'ın isminden başka hayvanın kesildiği anda ismi zikredilmesi. Ve huve kegavlihim, aynı şöyle demeleri gibi hayvanı kestikleri anda cahiliye Araplarının bismillati vel uzza, lat ve uzza adıyla diyerek hayvanı boğazlamaları gibi. El mevguzetü kelimesi ise el mevguzetü elleti tudrabu, hayvana vurulan, hatta teşrife alel mevt, ölecek duruma gelen hayvan anlamındadır. Tümme tutreku, hatta temute, hayvana vuruluyor ve ölünceye kadar bırakılıyor. Ve tükkelü bi gayri zekatin, de kesilmeden, boğazlanmadan o hayvanın eti yeniliyordu cahiliye döneminde. Bu İslam'da haram kılınmıştır. El mütereddiyetü kelimesi ise değerli dostlar, el vakiatu min cebelin, dağdan yüksek bir yerden atılan hayvan. Ev haitin veya üzerine duvar yıkılan hayvan. Ev bikrin veya bir kuyuya düşen ve ölen hayvan anlamındadır. Yugalu teredda denildiği zaman ey sagata, yüksekten düştü, öldü anlamındadır. Ennatihatu kelimesi ise değerli dostlar, elleti natahat ha şatun uhra, başka bir
koyunun veya koçun toslamış olduğu hayvan anlamındadır. Fematet bin nathi, toslama suretiyle ölmüş olan hayvan anlamındadır. Ennatihatü failetün vezninde gelmiştir. Bimana mef'ule, mef'ule manasında ey mentuha, mentuha anlamında toslanarak ölmüş olan hayvan anlamındadır. Zekkeytüm fiili ise zekkeytüm zevahtumuhu bizzefhi şer'iyi, evet, şer'i bir kesme suretiyle kestiğiniz hayvan anlamındadır. Ma'azik ismillahi aleyhi inde zefhi, kesme anında Allah'ın ismini zikrederek kesilen, şer'i olarak kesilen hayvan anlamındadır. En nusub kelimesi ise değerli arkadaşlar, gale fil lisan, lisanul arab adlı sözlükte İbn-i Menzur şöyle açıklamıştır. En nusubu sanemun, put anlamındadır. Ev hacerun veya taş. Kânetil cahiliyetü tensubuhu, evet, cahiliye döneminde dikilen taşlardı. Ve tüzbehu indehu, ve onun yanında veya o taşın üzerinde hayvanlar putlar için kesiliyordu. Ve cem'uhu ensab. Nusup kelimesinin çoğulu ensaptır. El ezlam ise bil ezlam, ey bil gıdah, evet, kurağa çekilen oklar anlamındadır. Cem'u zelem, zelem kelimesinin çoğulu ezlam olarak gelmektedir. Vel istiksam biha, onunla kurağa çekmek. En yudrabe biha, onun efendim atılması. Sümme yumelü bima yahucu fiha, ve o oklardan çıkana göre hareket etme. Min emrin ev nehin, emir veyahut da nehi konusunda bu işi yap veya bu işi yapmama, yapma şeklindeki okların üzerine yazılan yazıya göre hareket etme ifade ediyor. Bu cahiliye döneminde yapılan bir uygulamaydı. İslam bunu da haram kılmıştır. Mahmasatun kelimesi ise değerli dostlar, mahmasatun ey mecaatun, açlık, kıtlık manasına geliyor. Vel hamsu elcu'u, açlık anlamına geliyor. Gale hatimun yedummu racülen, evet, hatim bir adamı ayıplayarak, yererek şöyle demiş. Yeral hamsa taviben ve in yelka şibaten yebit kalbuhu min gilletil hemmi mübhemen şeklinde böyle bir beyit söylemiş. Evet, mütecanifin bir ismin ifadesi ise ey munharifin mailin ilel ism, yani günaha yönelme, günaha sapma anlamındadır. Vel cenefü el meylü, cenef kelimesi meyletmek anlamındadır. Gale Teala temen hafe min musin cenefen, evet, kim bir günaha yönelme endişesine düşerse anlamındadır. El cevarihu kelimesi ise değerli dostlar, el cevarihu cem'u cariha, cariha kelimesinin çoğuludur. Ve hiyel kevasibu min sibail behaimi ve tayir, evet, kuşun veyahut da hayvanların, yırtıcı hayvanların yediği, parçaladığı hayvan anlamına gelir. Men ceraha izâ kesebe, gâle teâlâ ve ya'lemu mâ cerahtum bin nehâr. Yani gündüzleyin sizin kazandığınızı Allah-u Teala bilir anlamındadır. Ey kesettüm, kazanmış olduğunuz, gündüz vakti kazandığınız, elde ettiğiniz bütün şeyleri Allah-u Teala bilir. Ve gîle el muradu, burada cevarih kelimesinden murad edilen kilabus sayd, av hayvanları kastedilmiştir. Mükellebine kelimesi ise değerli dostlar, cem'u mükellib, mükellib kelimesinin çoğuludur. Bir teşdidi şeddeyle mükellib şeklinde. Ve huvellezî yüeddebu el kilabu, köpekler terbiye edilir, eğitilir.
ve yuallimuha ve o köpeklere öğretilir. En tasida li ashabiha, o köpeklerin sahiplerine hayvanları yakalayıp avlama o köpeklere öğretilir. Ve innema iştukkal ismi minel kelp, kelp köpek isminden türetilmiştir. Mükellip kelimesi. Ma ennehu yuallemu el kilabu vel büzatu, evet, taze hayvanları ve köpekler ne yaparlar? Öğretilirler. Ve gayruha, diğer hayvanlar da bu şekilde av için hazırlanır, öğretilebilir. Diyenle tehdibe, çünkü bu eğitim, öğretim genellikle, çoğunlukla ekseru ma yekunu fil kilabi, genellikle köpekler av için öğretilen, eğitilen hayvanlardır. Bundan dolayı da mükellip kelimesi ne yapılmıştır? Kullanılmıştır. Evet değerli dostlar, böylece bugünkü dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Subhanekallahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el Fatiha.